Merhaba, bu videomuzun konusu kınakına çayı. Son zamanların en popüler bitki çayı olan kınakına, anlatıldığı gibi koronavirüse karşı etkili midir? Nereden temin edilir? Nasıl hazırlanır ve nasıl kullanmalıyız? Tüm soruların cevabı şimdi videomuzdan. Öncelikle kınakına çayı nedir? Bunun cevabını verelim. Kınakına, Amazon yağmur ormanlarının doğal bir ağacıdır. Kinin elde edilmesinde kullanılır. Bu madde sıtma tedavisinde ve sıtmada korunmakta önemli bir bitkidir. Ateş düşürücü özelliği vardır ve vücuda müthiş bir direnç verir. Yetiştirildiği yerler Peru ve Bolivya bölgelerinde yetişir. Kınakına ağacının kök ve kabuklarından elde edilir bu bitki çayı. Bu bölgelerde sıtma en çok görülen hastalıkların başında geldiğinden bölge insanları yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde kullanmışlar. Tabii uzun yıllardır tüm dünyada kullanılmakta. Bu yüzden de salgın döneminde fiyatı oldukça artmış çünkü çok fazla talep görmüştür. İthal bir ürün olduğu için bizim ülkemizde de fiyatı eskiye nazaran katlanmıştır. İyi güzel de buz bir ürünü almak için Peru'ya mı gidelim demediğinizi biliyorum. Ancak doğru ve ucuz ürünü nasıl bulacağım derseniz bunun cevabı çok kolay. Aslında ürünü ucuz olarak bulmak pandemi döneminde oldukça zorlaştı. 3-4 ay öncesine kadar toptancılarda kilosu 80 lira olan ürün, mağazalarda 50 gramı 15-16 lira gibi fiyatlara satılmaktayken şu an toptancılarda fiyat 300 lirayı geçmiş durumda. Mağazalarda ise fiyatı 50 gramı 35 lira civarında satılmakta. Hatta üşenmedim gittim fiyat da sordum mağazalarda. Aldığım cevap da açıkçası bu. $35 Kaç gram peki? Şöyle bunlar 50 gram abi. 50 gram. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu müthiş bir fiyat artışı. Bir fırsatçılık mı var burada? Yoksa piyasanın şartları mı buraya zorladı? Orasını sizin takdirinize bırakıyorum. Ürün piyasada kök olarak ve öğütülmüş olarak satılmakta. Öğütülmüş olanı kullanım açısından çok daha kolay. Biz de videomuzda öğütülmüş ürünü kullanacağız. Neden öğütülmüşünü kullanmakta fayda var diyorum. Çünkü bu ürün her demlemede 1 gramdan fazla kullanılmaması gerekmekte. Bunu kökten rendeleyerek ayarlayabilmeniz gerçekten çok zor. Ama bunu bir çay kaşığı yardımıyla uygun miktarlarda demleyebilmek biraz daha mümkün olduğundan biz de size öğütülmüş olanı kullanmanızı tavsiye ederiz. Gelelim kınakına bitkisinin faydaları nelerdir? Pandemi sürecinde evinizde bulundurmanız gereken bitki çaylarının başında kınakına geliyor. Özellikle hem önleyici hem ateş düşürücü ve vücut direnci artırıcı etkisiyle oldukça faydalı bir bitki. Bilimsel olarak da faydaları şu şekilde açıklanmış. Gerekli kaynakları da videonun altında paylaşacağım sizinle. İştahsızlık, sindirim bozuklukları, şişkinlik ve hazımsızlığa karşı kullanılır. Dermansızlık, halsizlik gibi durumlarda vücudu kuvvetlendirici ve dinçleştirici özelliği vardır. Ateş düşürür. Nevralji, sıtma, grip, bulaşıcı hastalıklarda da oldukça faydalıdır. Hatta kalp ağrıları ve kalp çarpıntısı gibi hallerde de kullanıldığı belirtilmektedir. Nasıl hazırlanır ve tüketilir? Bununla ilgili videomuzun içinde zaten paylaşacağım. Ama şöyle açıklamasını da yapayım. Kullanım şekli kınakına çayı 1 gram kadar ayarlanır. 500 ml klorsuz ve kaynamış suyun içine 1 gram kadar kınakına bitkisi ilave edilir. 15-20 dakika boyunca demlenmesi bekledikten sonra süzülerek ya da süzülmeden içilebilir. Günde en fazla 3 gram kınakına kabuğu veya tozu çay yapılabilir. Yani 3 defadan fazla kullanılması da ki 3 defa bile değil, günde 2 kereden fazla kullanılması pek tavsiye edilen bir şey değil bitki çayları için. Bu şekilde de tüketimi vardır. Şimdi gelelim hazırlamış olduğumuz kınakına çayımızın tadı nasıl? Onu bir test edelim. 15 dakika beklettik biz. 15 dakika sonunda aldığı renk bu. Tadı da. Yani
Kahve sevenler için güzel bir tadı olduğu söylenebilir ama kahve sevmeyenler için tadı birazcık acı. İçine herhangi bir şeker, tatlandırıcı, limon hiçbir şey katmadan tüketilmesi gerekiyor. Bunu da son olarak belirtelim. Şifa olsun efendim. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkürler.